Atlantis. Nerede? Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na, havada, karada ve denizin altında bilim insanları, tarihçiler ve arkeologlardan oluşan bir grup, araştırmacı gazeteci Simka Yakovoviç ve film yönetmeni ve kaşif James Cameron'ın liderliğinde kayıp ve batık Atlantis şehri için kapsamlı bir arayışa başlıyor. Bunun kesin kanıtı antik, devasa mimari olurdu. Antik yazıları, yeni keşifleri ve son teknolojiyi kullanarak... Vay canına. Hedefleri bu çok eski gizemi çözmek. Aynı sahneyi tekrar tekrar yaşıyoruz. Tekneye benziyor bu. Bu gövdesi ise tekne suyun altında demektir. Ve nihayet 2000 yıllık bir soruyu cevaplamak. Atlantis gerçek mi ve gerçekse onu bulabilir miyiz? Vay canına. Burası müthiş bir keşif. Tarih yazıyorsunuz. Atlantis yükseliyor. Birkaç hafta önce. Tamam, başlıyoruz. Ve motor. Gelecek hep ilgimi çekmiştir. Yarım adım geri gidebilir misin? Ama geçmişteki dünyaları, o zamanın insanların yaşantısını hayal etmeyi de hep sevmişimdir. Tamam, yavaşça ilerle. Geçerken ikinci pencereden bak. Lisedeyken antik Mısırlılar, Yunanlar, Romalılar ve Atlantis ilgimi çekerdi. Bu mitin, bu hikayenin altında tarihi bir şey yatıyor olmalı bence. Kestik. Merhaba. 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 Nasıl gidiyor? Seni görmek güzel. Harika hatta. Gündüz işim bu. Güzel işi. Evet, bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz, evet. Atlantis'in peşine düşüyoruz. Tekneyi ayarladım, dalıcıları tuttum. Uzaktan kumandalı su altı aracı ekip. Evet, o gemide olmam gerekiyor. Hiç gitmediğim olmadı. Biliyorum, biliyorum. Bu beni öldürüyor. Biliyorum. Bak, işini bölmeyi istemem. Ara vermeye hazırlanıyoruz. Bir strateji belirlemeliyiz. Evet. Evet. Meryem. Evet. Öğle arası verelim. Tamam. Millet, hadi öğle arası verelim. Birkaç harita alalım. Tamam. Atlantis hakkında bildiğimiz her şey 2400 yıldan daha fazla bir zaman önce bir şeyler yazan Yunan filozof Platon'dan geliyor. Platon'un anlattıklarına göre Atlantisliler Atlas Okyanusu'ndan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan saldırgan bir imparatorluktu. Başkentleri Atlantis bir limandı. Üç eş merkezli kara ve su halkasından yapılmış eşsiz bir şehirdi. Merkezinde su tanrısı Poseidon için yapılmış bir tapınak bulunuyordu. Atlantisliler burada boğa kurban ederdi. Ayrıca inanılmaz köprüler ve kanallar, çeşitli hendekleri birbirine bağlardı. Geniş, merkezi bir kanal şehir boyunca uzanır ve tapınağı denize bağlardı. Hepsi tek bir günde, korkunç bir şekilde son buldu. Deprem ve tsunamiler şehri yok etti ve suyla çamurun altına gömdü. Peki bu şehir nerede? Pekala. Önce nereye gideceğiz? Benim görevim ne peki? Yeni hipotezler araştır. İnsanların cazip bulduğu hipotezleri araştır. Evet. Hadi şu işi deşelim. İhtimamlı olalım. Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na kadar her yeri yöneten bir medeniyetten izler arıyorum. Belki bu görevde efsanevi ana şehir Atlantis'i bulabiliriz. Ne yolculuk ama. Teknelerde bolca vakit geçireceksin. İlk durağımız neresi? Evet, bildiğin gibi Girit uygarlığını çok severim. Girit uygarlığı kesinlikle denizde yolculuk eden bir uygarlıktı. Zamanının en büyük uygarlıklarından biriydi. Platon'dan 1100 yıl önce Girit ve Tira'da bir gecede kaybolmuş bir şehir vardı. Santorini. Evet, Santorini. Birkaç gün sonra biraz deniz tutması ilacının yardımıyla Doğu Akdeniz'de denize açılıp Yunan adası Santorini'ye doğru yola çıktım. Santorini, Yunanistan.
3500 yıl önce bu ada günümüzdeki halinden çok daha farklı görünüyordu. Yuvarlaktı ve denize açılan bir boşluk vardı. Platon'un Atlantis tanımına oldukça benziyordu. O dönemlerde Santorini'de büyük Girit uygarlığı yaşıyordu. Ama M.Ö. 1550'de her şey değişti. Adanın merkezindeki yanardağ yıkıcı bir güçle patladı. Platon, Atlantis hakkında yazarken aslında Santorini'den mi bahsediyordu? Buna cevap bulmak için yazar Charles Pellegrino ile buluşuyorum. İnsanlık tarihinde bu en büyük volkanik patlama olurdu. 1 milyondan fazla atom bombasının tam arkamda patlamasına eşdeğer bir güçten söz ediyoruz. Patlama günlerce sürdü. Neredeyse Everest Dağı büyüklüğünde bir taş kitlesi atmosfere savruldu. Gökyüzü günlerce karanlık kaldı. Ve gezegenin geniş kısımlarında 2 yıl boyunca kış mevsimi yaşandı. Patlamalar ve depremler devasa bir tsunami yarattı ve 250 metre yüksekliğe ulaşan tsunami Girit, Mısır ve Türkiye kıyılarını yerle bir etti. Tsunami Girit'in kuzey kıyısındaki sahil kasabalarını ve devasa filosunu da yok etti. Patlamadan saçılan kül bulutu o kadar sıcaktı ki Girit kıyılarında duran insanlar bulut onlara çarptığı an havaya karıştı. O zamanın Mısır yazıtları evleri, tapınakları ve piramitlerin bir kısmını yok eden devasa bir şok dalgasından bahsediyor. Bu olay o kadar büyükmüş ki o zamanın medeniyetlerinin, özellikle de Akdeniz'dekilerin bunu fark etmemesi ve sözlü ve yazılı tarihlerinde anlatmaması imkansız görünüyor. Santorini'deki patlama, Platon'un hikayesindeki dehşet verici olay mıydı? Girit uygarlığı, kayıp Atlantisliler mi? Charlie ile adadaki Girit uygarlığından kalma tek sağlam arkeolojik alana gittik. Girit uygarlığı şehri Akrotiri. Platon'un bahsettiği çok gelişmiş Tunç devri medeniyetine uyuyor gibi görünüyor. 3500 yıllık bu alan inanılmaz. Sokaklar geniş ve binalar bugünkü tasarımlara benzer şekilde depreme dayanıklı mimariyle inşa edilmiş. Üstelik hepsi bu değil. Dünyanın kalanından binlerce yıl önce sifonlu tuvaletleri ve iç mekan tesisatları da varmış. Ve hepsi bir gecede yok olmuş. Atlantis burası mı? Bence Platon'un Atlantis hikayesinde söz ettiği şeyin kısmen burası olma ihtimali %99. Girit uygarlığı çok gelişmiş bir medeniyetti ve bir doğal afet yüzünden yok oldu. Atlantisli olduklarını söylemek için bu yeterli mi? Emin değilim. Patronu bilgilendiriyorum. Sivka, merhaba. Beni neden aradın? Beni mi özledin yoksa yanlış giden bir şey mi var? Tekneyi mi batırdın? Yanlış giden bir şey yok. Tekne batmadı. Charlie ile Santorini'de biraz vakit geçirdim. Sana rapor vermek istedim çünkü pek çok açıdan ikna edici şeyler var. İleri bir teknoloji. Bir gecede yok olmuş. Platon Atlantislilerin batıdan geldiğini ve çok saldırgan olduklarını söylüyor. Ama Girit uygarlığı doğudaymış ve oldukça barışçılmış. Santorini'nin hikayenin bir parçası olduğunu düşünüyorum ama Platon'un bir volkan patlamasından hiç bahsetmemiş olması biraz canımı sıkıyor. Daha çok tsunami, deprem, batma ve çamurdan bahsediyor. Arayışımızın temel sorusuna getiriyor bu bizi. Gerçekten burası tek bir yer miydi? Bu konuda ne düşündüğümü çok iyi biliyorsun. Bana bilim kurgu hikayesi gibi geliyor bu. Bir kıssa gibi, ahlaki ve etik bir hikaye. Farklı şeylerden örnekler almış ve hepsini birleştirmiş. Bir bilim kurgu yazarı olarak buna bir dünya inşa etmek diyebilirim. Buna katılmıyorum. Platon'un bunu bir amaç için kullanmak istediğini sorgulamıyorum ama bence sadece farklı parçaları bir araya getirmiyor. Bir medeniyetten bahsediyor. Bunun bir çıkış noktası olmalı.
Orada bir yerde bir Atlantis olduğuna inanıyorum. Tamam, gidip onu bulalım. Malta ve Sardinya var. Batıya gitmeye devam etmek istiyorum. Evet, batıya git genç adam. Santorini'den batıya yelken açıp sıradaki büyük Atlantis adayına gidiyorum. Malta adasına. Ve gizemli 6000 yıllık yapılarına yelken açıyorum. Bunlar Atlantis tapınakları olabilir mi? Atlantis yükseliyor. İnanılmaz. Malta adasına doğru yol alıyoruz. Pek çok kişi gibi Maltalı kaptanımız Peter da memleketinin Atlantis olduğunu düşünüyor. İlk argümanı Malta'nın bir zamanlar çok daha büyük bir ada olması. Kanıtlamak için beni falezlere götürüyor. Tüm adayı dolaşan el arabası patikaları denilen gizemli yarıklarla başlıyor. Bunlar çok etkileyici. Burada neye baktığımızı anlatsana. Bunların insan yapım izleri olduğunu görüyorsun. Kayaların yontulmasıyla yapılmış. Yarıklara yuvarlak ve büyük kayalar koyarlarmış. Buradaki gibi. Evet. Sonra küreler üstüne büyük kayalar koyup tapınak inşa etmek için bu devasa taşları itip çekerlermiş. 6000 yıl önce el arabası patikaları anıt yapılar inşa etmek için kullanılmış gibi görünüyor. Tapınak yapanların kimliği bilinmiyor. Tek bildiğimiz adanın bir kısmının çökmesiyle aynı zamanda bir anda ortadan kayboldukları. Bunların hepsini tekerlek, metal aletler ve çimento olmadan yapmaları inanılmaz bir şey. Evet, burada kalıntılar ve yuvarlak taşlar var. Anıt taşların bazılarını taşımak için kullanılmış olabilirler. Hiç silah buldunuz mu peki? Hayır, burada hiç silah izi yoktu. Ayrıca şiddet belirtisi de yoktu. İleri teknoloji ve ani kayboluş. Atlantis hikayesine uyuyor. Ama Maltalılar barışçılmış. Atlantisliler savaş yanlısıydı. Bu yüzden batıya ilerlemeye devam ediyorum. Platon'a göre Atlantis, Akdeniz'in batı ucunda su ve çamurun altına gömülmüş. Günümüzde Cebeli Tarık Boğazı olarak bilinen Herkül'ün sütunlarını geçtikten sonra. Profesör Richard Freund da buraya getirdiği dalış ekibi ve deniz arkeologlarıyla yıllardır Atlantis'i aramaya devam ediyor. İnsanlar kanıt görmek istiyor. Teori dinlemek istemiyorlar. Geofizikten söz etmemizi istemiyorlar. Kanıt olduğunu ve bu kanıtın ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Platon çok spesifik bir dönemden söz ediyor. Atlantis'in Cebeli Tarık Boğazı'nda olduğunu söylediğinde, o zamanlar buraya Herkül'ün sütunları deniyordu. Her denizci, her Yunan okur, her kişi nereden söz ettiğini çok iyi biliyordu. Cebeli Tarık Boğazı'nın önündeyiz. Herkül'ün sütunları. Buraya bakmanız gerekiyor. Ne bulmayı umuyoruz? Bence en büyük kanıt antik ve devasa mimari yapılar olur. Atlantis'in Disney versiyonunu bulmayacağız. Her şey batmış ama sapasağlam. Heykeller ve sütunlar ayakta. Duvarlar mükemmel olmayacak. Parçalar bulacağız. Birçok parça. Ben buna enkaz serpintisi diyorum. Enkaz serpintisi, yıkım olan her yerde kanıtların geniş bir alana yayılacağı anlamına geliyor. Atlantis'in çok büyük bir şehir olduğu söylenir. Enkazından kalan her şey Atlas Okyanusu'nda ve burada olacak. Köprü üstünde
tayfa ekranları izliyor. Deniz zemininde görünen sıra dışı bir şey arıyorlar. Tamam beyler. İşte bu, işte bu. Evet. Evet. Orada bir şey var gibi görünüyor ve devasa bir şey. Atlantis yükseliyor. Dağ gibi bir şey görmeye başladık. Kaya falan olabilir. Aşağı yukarı 4 metre yüksekliğinde, 56 metre genişliğinde. Yani muhtemelen aşağıda bir şey var. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Dalgıçlar şu anda 45 metre derinlikte. O ne? Görebiliyor musun? Bir gemi enkazı. Antik değil ama. Demirden yapılmış ve modern sayılır. Etrafa bakıyorlar. Ve aradıklarını burada bulamayacaklarını kısa süre içinde anlıyorlar. Güney İspanya kıyılarının ilerisinde arama devam ederken ben de Sicilya'ya yaklaşıyorum. Freud haklı. Platon Atlantis'in Herkül'ün sütunlarının batısında olduğunu söylüyor. Çoğu bilim insanı Cebeli Tarık Boğazı'ndan bahsettiğine emin. Ama bazı tarihçilere göre Platon, İtalyan Yarımadası ve Sicilya Adası arasındaki Messina Boğazı'ndan bahsediyor. Şu anda Messina Boğazı'ndan geçiyoruz. Gün doğmuş çok güzel. Ve iki kara kütlesinin birbirine ne kadar yakın olduğunu görmek mümkün. İtalya orada. Ve Sicilya da tam karşıda. Bir noktada buraya Herkül'ün sütunları denmiş olması oldukça mantıklı bir ihtimal. Akdeniz'e açılan yola gerçekten de sütunlar dikilmiş olabilir. Yani o dönem için. Yani Messina Boğazı, Herkül'ün sütunlarının orijinal yeri ise, boğazın diğer tarafındaki Sardinya bir zamanların Atlantis'i olabilir mi? Sardinya 3500 yıl önce Sardinya'da antik zamanların en etkileyici medeniyetlerinden biri yaşıyordu. Bu unutulmuş kültürün adada bıraktığı 7000 alandan birine gidiyorum. Amerikalı araştırmacı Robert E. Shaw ile buluştum. Kendisi 10 yıllardır bu bölgeyi araştırıyor. İşoy, Nurage adlı bu görkemli kalıntıların Atlantis'ten kaldığına inanıyor. Robert, bu kesinlikle çok etkileyici. Evet. Atlantis mi peki? Sardinya'daki bu kültür, Platon'un Atlantis hakkında söylediği her şeye uyuyor. Kültürün çok gelişmiş olduğunu söylemiş. Mimariye baksanıza, çok gelişmiş bir teknik bu. İnanılmaz, yani inanamıyorum. 3500 yıllık betonsuz yapılmış bir yapının içindeyiz ve hala ayakta. Bina yuvarlak. Platon her şeyin dairesel olduğunu, sütunlar yaptıklarını söylüyor. Peki ama bu yuvarlak yapılar ne içindi? Tapınaklarda yaşamak için miydi? Hikayeye göre Tanrı Poseidon,
bir kadınla evlenmiş ve onu korumak için bir sütun yapmış. Bunun gibi bir kule yani. Evet, kesinlikle. Sardinya'nın Platon'un tasvirlerine uyan daha pek çok özelliği bulunuyor. Adanın etrafında 3 ayrı renkte taşlar var. Siyah, beyaz ve kırmızı. Her yerde sıcak ve soğuk su kaynakları bulunuyor. Sık sık depremler ve seller oluyor. Robert merakımı tetikledi. Bunlar Atlantis tapınakları mı? Beni en etkileyici tapınaklardan birine götürüyor. Su Nuraxi. Vay canına. Şimdiye kadar bulunan en büyük yapıdayız. Beş kuleden oluşuyor. Ana kulenin etrafında 4 dış kule var ve kuzey, güney, doğu ve batı yönündeler. Burada olduğunu kısa süre öncesine kadar kimse bilmiyordu. Çamurla kaplıydı. Bunun yüksekliğini bir düşünsene. Tamamen çamura gömülüydü. Peki ne diyorsun? Burası Atlantis mi? Platon'un Atlantis'in coğrafyası, ada ve uygarlık gibi farklı şeyler hakkında yaptığı tasviri ele alırsak, dünyada bu tarife Sardinya'dan daha iyi uyan herhangi başka bir yer bulunmuyor. Robert'ın haklı olabileceğini düşünmeye başladım. Merhaba Simka, ne var ne yok? Galiba Atlantis'i buldum. Yani çılgınca biliyorum ama galiba Sardinya Atlantis. Tamam, nedenini söyle. Platon'un tarifine tam olarak uyuyor. Teknoloji inanılmaz. Sardinya'nın her yerinde dairesel motifler var. İnsanları da oldukça savaş yanlısı. Tamam, evet birkaç şeyin uyduğunu söyleyebilirim ama ben hala ikna olmadım. Çünkü yuvarlak binalar eş merkezli şehir planlaması anlamına gelmiyor ama yine de zaman tutarlı değil. Çünkü Nuragia uygarlığı patlamadan çok sonra ortaya çıktı. Haklısın, bu uymuyor. Çünkü Santorini Sardinya kültürünü yok etmiyor. Neredeyse kalkındırıyor hatta. Belki de onlar evinden olmuş mültecilerdi. Sardinya'da gördüklerimiz yeni bir Atlantis olabilir mi? Evet, evet bu olabilir. Yani başka yerlerde Nurageler veya benzer mimari motifler araman gerekiyor. Ben daha da batıya gidiyorum. Batıya gitmeye devam et. Yani Sardinya'daki Nuragia tapınakları ana şehirleri yok olduktan sonra Atlantis'te mülteciler tarafından yapılmış olabilir. Batıya devam ediyorum. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Güney İspanya'ya geliyoruz. Orada yeni bir keşif bizi Atlantis'e götürebilir. Atlantis yükseliyor. Profesör Freund ve ekibi hala Cebeli Tarık Boğazı'nda Batık Atlantis şehrine dair arkeolojik deliller bulmaya çalışıyor. Bir anda... Aman tanrım, şu devasa disklere bak. İnsan yapımı olmalı. Buna şüphe yok. Antik oldukları kesin ama ne bunlar? Hiçbir fikrim yok. Bu dairesel diskler aradıkları enkaz sahasının parçası olabilir. Ama delilin niteliği belirsiz. Diskin ortasındaki delik yuvarlaksa bunlar Roma dönemi değirmen taşlarıdır. Atlantis'ten çok daha sonra. Kare ise belki de bir zamanlar Atlantis'i donatan kirişlerin kalıntıları olabilir. Profesör Freund kare olduklarına inanıyor. Gemideki deniz arkeoloğu Ralph Peterson öyle olmadıklarına inanıyor ama bir diskte emin değil. Yuvarlak görünmüyor bu. Kare gibi görünüyor. Belki, belki değil. Günlerdir elleri boş dönüyorlardı. Sonunda Atlantis'e ait antik objeler bulmuş olabilirler.
Beklediğimden çok daha büyüklerdi. 1,5 metre kadar. Çok sağlam. Bu kalınlıkta. Modern olmadığı kesin. Gerçek bir arkeolojik keşif yaptık. Bu müthiş bir şey. Ama belirsiz bir bulgu orayı Atlantis yapmaz. O yüzden dalgıçlar arayışa devam ederken ben de Güney İspanya'da arayışıma başlıyorum. Yazar Georgios Diaz Montesano bazı Atlantisli mültecilerin karanın iç kesimlerine gittiğine ve kayıp şehirlerinin anısına mabetler yaptığına inanıyorum. Bu ırak yerde gemi ve liman şekilleri görmek onun şu fikrini destekliyor. Gerçek Atlantis bir noktada bir mite dönüştürülmüş. Bence burası en önemli mağara. İber Yarımadası'nda keşfedilen kaya sanatları. Belki de tüm batının en önemlisi. Burada bir liman ve tekne çizimi var. Limana girip çıkıyor gibiler. 7 farklı tekne tasarımı var. Bu aklıma ünlü Platon yazınını getirdi. Ona göre Atlantis limanı çok önemliydi. Çünkü her ulusun teknesi gelirdi buraya. Bu teoriyi test etmek için Georgios, mühendis Ken Boyston'ın ve Profesör Gregory Hayworth'ın yardımına başvuruyor. Adli tıp fotoğrafçılığı ve spektrum görüntülemesi konusunda uzmanlar. Kayıp görüntüleri hayata döndürüyorlar. İnsan gözüyle görülemeyen 16 farklı ışın dalgası ile çekim yapabilen kameralar kullanıyorlar. Böylece yazıtların detaylı görüntülerini yakalıyorlar. Bizim işimiz bu soluk görüntüleri olabildiğince netleştirmek. Belki de çıplak gözle görülemeyecek yeni semboller keşfetmek. Daha önce zar zor gördüğümüz çizgiler görüyorum. Tekneyi ve kürekleri görüyorum. Biraz var, evet. İnsan gözüyle görülebilen sıradan ışık dalgalarıyla liman ve tekneye benzeyen resimler soluk ve belirsiz. Ama özel, çok ışıklı kamerayla fotoğraf çekince yeni detaylar ortaya çıkıyor. Ne olduğunu şimdi fark ettim. 3 boyutlu bir görüntü bu. Teknenin içini görebiliriz. Bunlar da aşağı inen gemideki damarlar. Sanatçı bunu 3 boyutlu çizebilecek kadar çok yönlüymüş. Bir anda çıplak gözle hiç görülmeyen bir resim keşfediyorlar. Başka bir resim daha var. Bu bir kuyruğa benziyor. Bu da kulaklara. Ata benziyor ve sürücüsü var. Başında bir tür miğfer olabilir. Üstünde tüy gibi bir şey var. Sürücünün yanında bir kare var. Bilim insanları bunu eş merkezli dairelere sahip bir liman olarak yorumluyor. Sürücü limandan kaçıyormuş gibi görünüyor. Dağ tepelerinde bu çizimleri yapanlar, yakınlarındaki teknelerin, limanların ve atlıların kaydını almıyordu. Uzak bir yerde kıyıdaki olayları anlatıyorlardı. Beni sarstınız, yani o kadarını söyleyebilirim. Georgios'un haklı olduğunu ve Atlantis'in böyle böyle efsaneye dönüştüğünü düşünmeye başladım. Şimdi Güney İspanya'daki Badajoz'a gidiyoruz. Burası oldukça az bilinen özel bir müzedeki gizemli bulguları barındıran yer. Bu çok önemli. Bunlar boğa savaşçıları. Kafalarından boynuz çıkıyor, kasklarından değil. Platon'a göre boğalar Atlantis'in diniyle ilişkilendirilir. Bu yazıtlar inanılmaz. Savaşçılar, savaş arabaları ve Tartessan olarak bilinen çevrilmemiş bir yazıt. Bu Atlantis'in kayıp dili olabilir mi? Georgios en iyisini en sona saklamış. Şuna bak. Aman tanrım. 3 eş merkezli daire ve içlerine giren bir kanal. Merkezde de bir nokta var. Sembolik açıdan Poseidon'un tapınağını temsil ediyor olabilir bu. Yani bu Atlantis'in sembolü. Evet öyle. Bu eş merkezli daireler bana Sardinya'da gördüğüm mimariyi hatırlatıyor. Güney İspanya'nın ana ülke olması ve bu askerlerin bir zamanlar Atlantis'te nöbet tutmuş olması mümkün mü? Durum buysa burada neden oranın arkeolojisine uyumlu bir arkeolojik alan yok? Georgios
kayıp halkayı teşhis ettiğini düşünüyor. Atlantis yükseliyor. Sardinya'da Platon'un Atlantis tasvirine uyan antik yapılar gördük. Ama zamanlaması yanlıştı. Belki de onları Atlantis'ten gelen mülteciler yapmıştı. İspanya'da hem tasvirlere hem de zamanlamaya uyan resimler gördük ama yapı yoktu. Georgios, kayıp İspanyol bağlantısını bulduğunu düşünüyor. Orijinal Atlantis mimarisi. Kısa süre önce bulunmuş 4000 yıllık bir Sardinya stili tapınak. Burası oldukça ırak bir nokta. Tunç devrinde de öyleydi. Etrafta hiçbir şehir yok ve Tunç devrinden kalma mezarlar buldular. Milattan önce 1800'lerden bahsediyoruz. Şuraya bakın. Suyla çevrili bir hendek. Eş merkezi daireler. Sardinya'nın Nuragyalarından 700 yıl önce inşa edilmişler. Bu İspanyol tapınağında Sardinya kültüründen pek çok şey olması beni şaşırtıyor. Bir labirent gibi. Buraya çıktığınızda pek sıra dışı görünmüyor. Sardinya'da gördüklerimizin küçüğü gibi. Ne kadar karmaşık olduğuna bakın ama temaları görebiliyorsunuz. Hendek, eş merkezli daireler. Bunun metafor olduğunu söyleyemezsiniz. Platon'un tarif ettiği Atlantis mimarisi bu. Pusula noktaları ve ortada derin bir kuyu söz konusu. Bir su tanrısına tapılmış olabilir mi acaba? Poseidon gibi mesela, öyle değil mi? Ve konumuna bakın. Yine Platon'un bahsettiği temayı görüyoruz. Verimli bir arazinin ortası. Ne şehir, ne ev, ne de kale burası. Bir tapınak. İnsanların ibadet etmek için geldiği bir yer. Sonradan Sardinya'ya yayılan Atlantis kültürünün merkezi burası mı? Profesör Freund bize katılıyor. Su altı enkazı bulmakta şansı yaver gitmedi. O da bizi Güney İspanya sahilinde eşsiz bir yere götürmeye karar veriyor. Orada bir zamanlar Atlantis'in olduğuna inanıyor. Doñana Parkı'ndayız. Avrupa'daki en geniş bataklık alanlardan biri. Yüzlerce kilometre karelik bataklık. Ama antik dönemlerde burası gemilerin Sevilla'ya kadar gidebileceği açık bir körfezdi. Doñana'nın tuhaf ve eşsiz topraklarında saatlerce direksiyon sallıyoruz. Bitkiler, sahil ve kum arasında kilometrelerce gidiyoruz. Jeolojik açıdan burada sıra dışı bir şey olduğu bariz. Birkaç saat sonra istikametimize varıyoruz. Profesör Freund beni arkeolojik kat'i kanıt dediği bir yere götürüyor. Pek bir şeye benzemiyor Richard. Bazen büyük şeyler gösterişsiz paketlerde gelir. Evet, yani ben kaleler, tapınaklar gördüm ve şimdi neredeyse yani sadece bir delik görüyorum. Sence bu neden önemli? Bu Atlantis'in son kalıntısı. Büyük bir taş şehir olan Atlantis döneminden kalma. Bu taşın hazine olduğunu söylüyorsun yani. Buraya özgü değil. Diğer taşlardan çok farklı. Kum veya çamur değil. Buna bakınca ve kayanın yüzeyindeki deniz enkazını görünce bu kayanın buraya özgü olmadığını anlıyorsun. Çok yüksekte. Hala bataklığın ortasındayım. Bu taşı binlerce yıl önce bir tsunami'nin buraya getirdiğine inanıyoruz. Suç soruşturmalarında parayı takip edersiniz. Arkeolojide ise taşları takip edersiniz.
Freund haklıysa ve Atlantis burada gömülüyse, enkaz alanı Doniana sahilinin hemen açığında demektir. Saatler süren arayıştan sonra hiçbir şey bulunamıyor. Dalgıçlar defalarca evleri boş dönüyorlar. Ne balık ne yosun. Bire kutusu bile yok, bomboş. Belli ki bir sorunumuz var. Atlantis limanı Doniana'daki çamurluğun derinliklerine gömüldüyse ona erişmemiz imkansız. Ama benim bir fikrim var. Laha Alta'daki mağara duvarında iki kare vardı. Eş merkezli daire ve kare Atlantis limanını temsil ediyorsa, belki de gemili kare farklı bir şeyi temsil ediyordur. Demir atılan yerin dışında başka bir bekleme yeri belki de. Gemiler burada ünlü limana girmek için beklemiş olabilir. Böyle bir alan varsa, onu aramak için en mantıklı yer Cebeli Tarık Boğazı'na en yakın ada olan Sancti Petri. İçgüdülerimi ekiple paylaşıyorum. Düşük bir ihtimal ama başka ipucumuz yok. Hedefe doğru yol alıyoruz. Bir şey görüyorum. Çok düz. Birkaç blok var gibi. Mendire'ye, limana benziyor. Burası bekleme alanı olabilir. Umarım antik bir medeniyetin varlığını kanıtlayacak arkeolojik bir delil buluruz. Atlantis'le bağlantısı olabilir. Kaptan Jose Maria gemiyi doğru konuma getiriyor. Ekip uzun zamandır kayıp olan Atlantis'in demir atma sahasının bu suların altında bulunduğuna dair düşük ihtimalli teoriyi kontrol etmeye hazırlanıyor. Atlantis yükseliyor. Atlantis'e dair delil arayan keşif gezisinin son günü. Bir sezgiden yola çıkarak dalış yapıyoruz. Atlantis, Doniana'nın çamur düzlüklerinin altındaysa antik demir atma sahası burada olmalı. Dalgıçlar 3000 yıllık bir arkeolojik samanlıkta iğne aramaya giderken heyecan artıyor. Gitmeye hazırız. Peki ne arıyoruz? Gemileri mi? Ahşap binlerce yıl boyunca çürür ama mendirekler, dalga kıranlar ve taş çıpalar çürümez. Bunlar liman mı? Belki de mendirektirler. Ve sonra nihayet tam da Atlantis limanının bekleme sahası olması gereken yerde devasa bir antik taş çıpa buldum. Genelde insanların 8. yüzyıldan önce Atlas Okyanusu'na açılmadığına inanılır. Bu fikre göre buradaki bütün balık ve ticaret rotaları Akdeniz'deydi. Bu çıpa çok farklı bir hikaye anlatıyor ama. 3000-4000 yıllık bir çıpa. Çok büyük. Yani çok büyük bir gemi için. Yani 4000 yıl önce buradan antik devasa gemiler geçiyormuş. Düşünebiliyor musunuz? 4000 yıl önce. Ama tek bir taş çıpa gerçeği yansıtmayabilir. Belki de yolundan sapmış antik bir geminin kanıtıdır. Burada eskiden büyük bir bekleme alanı olduğunu kanıtlamak için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Beni duyuyor musun Eduardo?
Sorun nedir söylesene. Akıntı çok ciddi. Dalgalar bizi dibe itiyor. Bir şey buldum. Harika. İnanılmaz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ne görüyorsun? Kare şeklinde bir taş çıpa buldum. İnanılmaz. El yapımı olduğu kesin. Ortasında yumruk büyüklüğünde bir delik var. Galiba aradığımız şey buydu. İnanılmaz bir şey. Hemen yakındaki başka bir çıpaya daha yaklaşıyorum. Burası gerçekten müthiş bir keşif. Bunun yaygın olmadığı kesin. Akdeniz'de bile yaygın değil ki şu an Atlas Okyanusu'ndayız. Bu şahane bir şey, inanılmaz. Üçüncüye yaklaşıyorum. Üçüncüye. Bu oval. Ve 70-80 santime kadar genişliyor. Şekli de mükemmel. 3500 yıl öncesinden olabilir bu. 4000 de olabilir. Ama burada bir liman olduğunu doğruluyor. Burada çıpa bulmayı hayal bile edemezdim. Çünkü samanlıkta iğne bulmak Atlas Okyanusu'nda Tunç Devri'nden kalma çıpalar bulmaktan çok daha kolay bir iştir. Bunun bir anlamı var. Doğru yoldayız. İspanya'nın Atlas Okyanusu kıyısında tam 4 Tunç Devri çıpası buldum. Ama dalgıçlarımızın işi henüz bitmedi. Bir saat sonra 5.'yi de buluyorlar. Üçgen şekilli bir çıpa. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kısa süre sonra 6.'yı da buluyorlar. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum. Yapabileceğimizi söylemiştim sana. Harikasınız çocuklar. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Şu anda tarih yazıyorsunuz. Bu buluşun getirdiği açıklamalar akıllara durgunluk verir. Ekibimiz tam da olacağını tahmin ettiğimiz yerde bir bekleme alanı bulmayı başardı. İnanılmaz. Bir teorim vardı ama siz onları buldunuz. Çok heyecan vericiydi. Hayatımın en önemli anı bu. Atlantis'in sadece bir efsane olmadığı ortaya çıkmaya başlıyor. Tıpkı Platon'un tasvir ettiği gibi, Mısır piramitlerinden bile önce Atlas Okyanusu'nda Herkül sütunlarının ötesinde antik bir medeniyet vardı. Bu medeniyet kültürünü, mimarisini ve denizcilik bilgisini Akdeniz boyunca yaydı. Ve muhtemelen hepsi Santorini Adası ile bağlantılı bir dizi doğal afetle son buldu. Böyle bakılırsa Atlantis sadece tek bir yer değildi. Uzaklara erişen bir medeniyetti. Merhaba Cem. Başardık. Başardın. Harika şeyler buldun. Çıpaları buldun. Atlas Okyanusu'nda Herkül'ün sütunlarının ötesinde bir ticaret kültürü olduğunu kanıtladın bize. Bu harika bir kanıt ama Atlantis'i buldun mu? Peki. Atlantis Tartessos'ta çamurun altında gömülü olabilir. Bunu daha çok araştırmalıyız. Kanıtla yani. Bul ve kazıp çıkar.